Tabii. Tabii ki önemli. Yani anlaşmamız da o yönde zaten. Ha, bu konuda bir mağduriyet yaşamazsınız. İçiniz rahat olsun. Tamam. Tabii gerekli şeyleri konuşacağız zaten teferruatla. Ne? Ne oluyor? Neredesin sen Defne? Buradayım. Bütün işler tepe taklak gitti. Elimiz ayağımıza dolandı. Siparişler gecikti. Müşteri tedirgin. Daha da önemlisi biz tedirginiz. Herhalde iş arkadaşlarının gönlünü alacak bir açıklaman vardır. Ya şeyden... Özel hayatla ilgili bazı pürüzler oldu da ondan. Yoksa bizi bırakıp gidecek miydiniz? Yok canım, ne alakası var yani? Tamam, anlatın hadi. En çabuk çözmemiz gereken şey ne? Şimdi şöyle, depolardan mal çıkartamıyoruz. Bir dakika. Yalnız gümrük daha acil. Bu arada Tayfun Bey aradı. Dün toplantınız vardı ya. Tamam, tamam, tamam. Sakin. Bir saniye. Hepsini çözeceğiz. Nereden başlayalım? Gümrük onayından başlayalım. Sevgilim, hadi çıkalım. Ay yok, çalışıyorum yani. Burada o kadar çok iş birikmiş ki kafamı kaldıramadım. İyi oldu yani. Dünyamıza geri döndük. Tamam, eve gidelim. Beraber çalışırız. Hem yardım ederim ben sana. Hem de belki iletişim kurmak istediklerim vardır mesela. Telefon mu aldın? Gerçi bizimkilerin durumu malum. Bence biraz daha dursunlar orada. Hayat bu. Ne olur ne olmaz. Bak bakayım sen bana. İyi misin sen? Hı, yani öyle. Haber aldın mı sizinkilerden? Ama insan merak ediyor tabii. Aklım hep onlarda. Bugün biz seni neşelendirsek ya biz. Ne yapsak acaba? Defo akşamı mı yapsak? Defo akşamı mı? Yengem anlatıyordu ya, ıslak hamburger falan. Ne bileyim, belki oraya götürürsün beni. Sonra da işte ne yapıyorsanız. Ve sen ıslak hamburger yemezsin ki. Yani hiç yemedim ama denerim. Belki sizinkilerin yerini tutamam ama yani merak ediyorum, ben siz defo ne yapar? Yani hoşuna gider mi? Pek senlik değil bilmiyorum ama bana uyar. Hem bugün maç da var. E gidelim bakalım o zaman. Tamam. Ama istersen üstünü değiştir, böyle rahat edemeyebilirsin. Ben de merak etme. Hadi. Çocuk, benden bu kadar. Ben kaçayım be yavrum. Tamam usta. Ben de çıkarım zaten birazdan. Defoda maçı... Aman ya. Serdarlar'da maç izleyeceğim. Olur öyle şeyler yavrum. Ağız alışkanlığı. Yani hep defoyla izleriz maçları. Totem yani bizim. Aynı taraftayız ya bir de. Şimdi işin yoksa Fenerli Serdar'la Beşiktaş maçı izle. Revam yani. Herkes kendi yolunu çizmekte özgür be yavrum. Biz bir şey söyleyemeyiz ki. Orası öyle. Bir de haklı buluyorsan. Doğruysa yani yaptığı. Olan sana oluyor işte. Kendi canını acıtmak pahasına mutlu olsun istiyorsun. Orası pek öyle değil be yavrum. Yani herkesin harcı değil bu senin söylediğini yapmak. O senin âli cenaplığı. Estağfurullah usta. Başka türlüsünü öğrenmedik ki biz, bilmiyoruz yani. Sen yine bu yolda devam et, şaşma. Ha. Yalnız bu arada Türkan Hanım'ı da pek yalnız bırakmayın, biliyorsun en zor onun durumu. Yok usta, merak etme.
Yanındayım hep. Tamam yavrum, hadi ben kaçayım. Selam söyle, olur mu? Ağa üstüne. Efo da artık oralarda Juventus'u mu tutar, Roma'yı mı tutar, kendi bilir. Evet. Hisso, gitmedim ben. Defo, gerçekten mi ya? Almadılar değil mi kızım seni İtalya? Ha? Arızadır bu dediler değil mi? Karıştırır buraları dediler. Yok be oğlum, gidemedim işte. İçin el vermedi. Ya aynen öyle. Bana bak, izleyecek misin maçı? Herhalde kızım. Serdar anlamazıyla izleyeceğiz. E gel bizim Aydar abinin orada izleyelim birlikte. Tamam, süper. Aa, yok ya, gelemem ben. Sizde olmam lazım ya. Manevi destek. Niye destek? Bir şey mi oldu? Yok be kızım. Öyle bir arada duruyoruz işte. Gerçi sağ baştan sayınca bir kişi eksik ama. Tamam yapma ya vallahi. Ya bir şey söyleyeceğim. Anneannemi bir doktora falan götürsen, bir tansiyonla şekerini ölçtürsün. Defo be. Hadi hadi gel, topla buraları. Bak fazla dağıldık. Yapma şimdi Hisso, biliyorsun yani. Uğraşmadın mı? Biliyorum, biliyorum. O zaman... Yağmurlu bir günde görmüştüm seni. Üstünde çubuklu formalar vardı. Bir anda tutuldum, aşık oldum ben. Hayatın anlamı siyah beyazdı. Ölümle yaşamı ayıran çizgi. Siyahla beyazı ayıramaz ki. Her yolun sonunda ölüm olsa da. Sevenleri kimse ayıramaz ki. Kartal gol gol gol. 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 Yüklensene kızım, bağır bağır. Vallahi nefesim yok. Kartal gol gol gol. 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 Ah. Ben tamam, seni sonra arayayım. Benim sevgilim miydi o? Tamam ya öyle. Biraz çıldırmış olabilirim. Ama Kartal söz konusu olunca olabiliyor böyle şeyler. Daha neler göreceğiz bakalım. İyi neyse. Hadi çıkıyor muyuz? Bak son kez soruyorum. Hazır mısın? Neydi o pilavdan dönenin? Kaşığı kırıldı. Kaşığı kırıldı. Hadi. Emin misin? Girecek miyiz? Girelim tabii Defne. Niye girmeyeceğiz? Ya ne bileyim şimdi, sen alışkın falan değilsin ya. Ya bir şey olmaz. Hadi gel hadi. Tamam, sıkılırsan söyle ama. Tamam tamam, yürü. Vay Deponso, maç başladı. Neredesiniz ya? Kalabalıkta Haydar abi anca. Hisso yok mu? Yok, o evde abimle seri çekmiş. Bu arada şey Ömer, Haydar abi. Hoş geldiniz, memnun oldum. Hoş bulduk. Atıyorum iki tane. Ay vallahi açlıktan ölüyorum, at. Ömer'e de. Tamam, buyurun. Ağlattık, ağlattık. Ömer oğlum uğurlu geldi. Aşkım kaçış yok, bundan sonra her maç buradasın. Hadi bakalım. Birader. Sen erkek arkadaşı mısın Defa'nın? Evet. Neden? Ne demek neden? Ne bileyim yani, azıcık arızaları da bu. Delikanlı kızdır Defo. Hisso da Defo da çok sevilir. Candır ikisi de. İkisine de bulaşılmaz, o ayrı. Ama birinden biri yamuk yaparsa kafa göz alar yani, o kadar. Aklıma ne geldi bak. Bir keresinde... Karayı mı anlatacaksın yoksa? Arkadaşlar,
Ciddi misiniz ya? Gireceğiz mi oralara kadar? Gerek yok. Bak bunları kimseden duymazsın. Abi karateye yeni başlamış, tamam mı? Böyle bir falanlar filanlar, artistikler. İsoyla da idman yapıyorlar. Defo bir görüyor abi bunu. Bayağı mevzu var sanıp karaya bir koyuyor. Adam 2 hafta kursa gidemedi ya. Nasıl bir el varsa bunda? Ya Allah Allah. Olabilir. Bir an kavga ediyorlar sandım, öyle şey oldu yani. Bir şey yok. Ne var bunda? Uzatacak bu kadar. Tamam yeter. Ömer gidelim mi artık? Niye ya? Daha mı şükredin? Olsun. Zaten bundan sonrası artık skora yatırmaca yani. Hadi. Sen rahatsız mı oldun? Oldum yani, rahatsız. Daha fazla Defne yaprağı imajımdan çıkmak istemiyorum. İyi peki. Sana güzel hikaye oldu. Hadi eyvallah. Eyvallah. Biliyor musun, burası akşam yemekten sonra, maçtan sonra, şundan bundan sonra hep buraya gelip günü değerlendiririz. Yani değerlendirdik. Böyle çekirdekle tabii. Tabii. Çekirdek bizim olayımız. Öyle bir şey yaptığına bakma ha. Stresi alır, kafayı açar, muhakeme gücünü genişletir. Öyle avucunda durduğu gibi durmaz yani. Vay arkadaş. Çekirdek çitleme müsabakalarına hoş geldiniz. Ha? Ne oluyor ya? Yarım saattir nefes almadan, tek kelime etmeden çit 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 çit. Herkes derdini anlatacak. Sağ baştan say. İso. Vallahi ne düşüneceğimi bilmiyorum. Çok yanlış bir yerdeyim. Oo, bayağı açıklayıcı oldu bu. Ben bunu pat diye çözerim. Sırayı karıştırmayalım. Moderatör benim. Biraz daha açarsak İso. Vallahi benim konunun öyle çok da açılacak bir yanı yok ya. Açsam şimdi saçılır. Saçılırsa toplayamam. Bob diyorum ben ya. Serdar sen konuş. Ben? Ben Defne'ye üzülüyorum. Bana mı? Hı. Aklım hep sende. Bir türlü toparlanamıyorsun. Sen beni o 200 bin lira cehenneminden pat diye çekip aldın. Ama ben senin için hiçbir şey yapamıyorum. Zaten o 200 bin lirayı nereden bulduğunu da söylemiyorsun. Çıldıracağım ya. Çıkıp çatıyı atacağım kendimi aşağı insanına. Allah korusun ya. Korkutma beni saçma sapan konuşup. Ne saçma sapan konuşuyorsun ya? Deli midir, sulu mudur? İyiyim ben. Böylelikle sıra kendiliğinden sana geldi Defo. Hadi bakayım. Ömer'in eski sevgilisi geldi. Oha! Ay nasıl iş bu ya? Gençler, gömülün gömülün. Türkan lokması geldi. Çüş bu saatte. Ya. Hem de yemekten önce yani. Direkt gömemiliç diyorum ya. Ya İsucuğum, şimdi arkadaşımızın gelinlik falan gibi dertleri olduğu için dikkat ediyor kendisi. Ay ne alakası var kızım ya? Ben olmuşum zaten, sinir stres, yine aklım defile de benim. Aman. Bunun da bu derdi. Kızım sen evleniyorsun ya. Senin şu anda zil takıp oynaman lazım ya. Ne defilesi, boş versene. Yani diyor ki acık gamsız ol diyor. Kaygısız ol diyor. O iş işte öyle olmuyor. Olur olur. Bak sen bir tane lokma ye. Her derde deva. Gör. Yarın Selim geliyor bize. Hani şu Defne'nin çocukluk şeysi. Hatırladınız değil mi? Ya Selim'i kim hatırlamaz be? Ya çok kral çocuktu ha. Doktor çıkmış eşek. Vay. Hadi be. Ya gel sen istesin beni. Belki onunla evlenirim. Ya ne saçmalıyorsun ya, ya gerizekalı. Niye ya? Mahallemizin çocuğu işte. Çocukluğumdan beri tanıyor beni işte. Sucunun oğlu. Ay davul bile dengi dengine. Zaten benim Allah aşkına ne işim var iplikçilerle ya. Bak gördün mü, boyum yetmedi işte. Ne diyor lan bu? Dur anlayacağız. Anlayacak bir şey yok kuşum. Ben buldum artık yolumu yani. O dünyada takılıp kalmaya da niyetim yok benim. Yeter ya. Elim ayağım titriyor sinirden. Ay, bir öyle bir böyle. Anlamıyorum ki. Kızım bugün bana o kadar iyi davrandı ki. Fazla ilgiden bayılacaktım az kalsın.
E daha geçen gün posanı çıkarmadın bu senin. E, tamam işte dengesiz. Ama bitti. Neriman Hanım istifa et dedi. Buraya kadarmış. Yere indim diyorsun. E mucizen sona erdi yani. Tabii bir de daha bu 200.000 meselesi var. Bakalım Neriman Hanım dalağımı mı alacak yoksa böbreğimi mi? Eder mi kız o kadar? Etmez değil mi? Keşke hiç tanımasaydım Ömer Bey'i. Galiba öyle bir şansın yoktu. Ya baksana. Hayat sizi mucizevi bir şekilde bir araya getirmedi mi? Önce o öpüşmeniz. Ya, ya hiç renk vermedi biliyor musun? İnsan o gün seni deli gibi öptüm hatırlıyorum demez mi ya? Ya böyle bir şey unutulabilir mi? İyiydik be biz. Güzeldik. İnsan keşke diyor işte ama. Şimdi sen şunu bir de anlatsana şu karate meselesini hani. Ayıp oluyor ama ya. Şurada duralım mı biraz? Yuvam dediğin yer şimdi böyle ne yapıyorlar acaba? Eğer konuşmak istersen. Yok. Çok özledim tabii ama şimdi değil. Sonra. Eminsin değil mi? Hadi gidelim. Ya Ömer tamam Allah Allah. Güldük bitti amma sündürdün konuyu ya. Ya bak hala neye gülüyorsun? Sen bayağı patakladın yani çocuğu iyi söylüyor diye. Ha, yani olabilir öyle şeyler. Yanlış anlamışım. Allah Allah. Tamam tamam. Kahve yapıyorum ben. Tamam. Ne? Hala ne ya? Yok canım bir şey. Alışamadım daha. Neye? Bana mı? Evde olmama mı? Hayır tamam. Ya sonuçta yalnız yaşayan bir insansın. Yani alışkın olmayabilirsin tabii doğal olarak. Böyle her gün her gün evde olunca sıkılmış olabilirsin tabii. Defne, bir satır başı, bir virgül, bir açıklayayım, bir dur. Tamam sustum. Ay utandım şu an yani. Sonuçta her gün her gün evde gördüğün için her yerde sıkılıyorsundur. Sıkılmışsındır yani. Sıkıldın değil mi? Defne. Tamam sustum. Burada olman şahane. Sanki eksik olan bir tek senin varlığınmış gibi. Yani yeni inanıyorum. Bir türlü ait hissetmiyorum kendimi buraya. Yani hissetmiyordum. Hiç benim evim gibi gelmiyordu ama. Şimdi benim evim burası. Yani bizim evimiz. Sen buradasın ya. Sabahları beraber uyanıyoruz. Sonra akşamları yine beraberiz. Mutluyum ben Defne. Tavladınız beni Ömer Bey. Ve sen hala neye gülüyorsun? Yani bu eve gidince ışık hızıyla değiştiriyorsun yüzünü. Ben hala alışamadım. Bir garip geliyor yani o yüzden. Ha, onu diyorsun sen. E sizi eğlendirebildiysek ne mutlu Ömer Bey. Başka ne var böyle alışamadığınız? Var birkaç tane. Mesela şu dolap kapaklarını açıyorsun ya. Açık bırakıyorsun. Bir de böyle sabah dişlerini fırçalarken koridorda dolanıyorsun durmadan. Bir de her gün ama istisnasız her gün. Aynı anda bir sürü iş yapıyorsun. Hiç alışamadım ve garip geliyor bana. Şu an eminim sen de benim rutinlerimi düşünüyorsun. Tamam o zaman itiraf zamanı dökün madem. Sabah uyandığında çocuk gibi oluyorsun. Böyle kuzu gibi masum. Sonra kalkıyorsun duşa gidiyorsun duşunu alıyorsun. 15 dakika kahvenle camın önünde böyle dışarıyı seyrediyorsun. Sonra böyle bir Ömer İplikçi ışığı geliyor gözüne. Hop güne başlıyorsun. Bak sen. Çok şanslıyım. Bütün bunları görme şansına sadece ben sahibim. Sabahları seninle paylaşma hakkı sadece benim. Bence bu şahane bir şey. Ben senden daha şahane bir şey görmedim hayatımda.